24 Kasım geldi. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün elleri öpülesi, önünde böyle secde edilesi öğretmenlerimizin günü. Benim ilkokul öğretmenim Nurdan Okay'ın da selamı var herkese. Kendisi henüz hayatta, Selimiye'de oturuyor. İlkokul öğretmeni başkadır. Şimdi öğretmenlerimiz var hep yanımızda. Bugün Türkiye Şair Yazar Ozanlar Derneği'nin Öğretmenim adlı şiir yarışmasında ben de Hasan Askıran Başkanım takdimname verdi bana. Burada takdimname. Evet. Birkaç şeyi eksik, onu tamamlatacağım kendisine. Sayın yazmış. Şu sayın lafına ben, beni saymayın diyorum. Bu bey ve sayın laflarına karşı haklı gerekçem var. Onu biliyorsunuz. Birinci olan, plaketiniz nerede öğretmenim? Peki siz getirirken ben girizgah yapacağım. Meral Batur hocamız, öğretmenimiz Safranbolu'dan. Çok kıskanıyorum kendisini. Birinci oldu çünkü. İkinci mi oldunuz? Evet. O zaman gönlümüzün birincisisiniz. Yanımda hemen Hüseyin Güler abimiz Tekirdağ'dan. Eğitmen diyor. Öğretmen yoktu. Eğitmen diyor. Hoş geldin. Eğitmen Hüseyin abi. Fotoğraflarımızı çekti. Çok kıt güzel. Zamanı. Değil mi? Kıt zaman. Onu da dinliyoruz. İnanır mısınız? Tekirdağ'da bir şey yoktu. Bir Hüseyin, bir Hüseyin kardeşimiz daha var. Hüseyin Kösali. Evet, kendileri de ödül aldılar. Ben şimdi önce ikincimizi tanıtayım. Değerli öğretmenimiz işte ödülünü aldı. Görüyorsunuz Hasan Askıran abimiz, başkanımız çok nüanslı. Bunlar tabii hep kaseyi pahfur mu derler? Kaseyi pahfurdan para bunlar hep, bunları yapmak. Onun için sponsorsuz gidiyor Hasan abi, serzenişinde, şikayetinde haklı. Keşke çok zengin olsak da bu toplantıları biz de ötekilerin yaptığı gibi böyle Kral TV, Maral TV yapıp FOS ödüller dağıtıyorlar ya, yani şarkıcı olmayan şarkıcılara, besteci olmayan bestecilere, emperyalist kapitalizmin gücü diyoruz buna. Keşke o paralar bizde de olsa da bunları efendim Hilton'da, Sheraton'da bilmem nerede yapsak. Gariban Palmiye'nin kafesinde değil de. Gönlümüzden geçen o. Benim gönlümden her zaman geçen o. Şimdi sevgili öğretmenim, Neran öğretmenim, lütfen kendinizi bir tanıtır mısınız? Çok teşekkür ederim. Ben tarihimizin buram buram koktuğu, İpek yolunun geçtiği güzel Safranbolu'muzdan geliyorum. Hoş geldiniz. Sizleri de her zaman bekliyoruz Safranbolu'ya. Çok severim. Ben küçük yaştan beri şiir yazmaya meraklı bir insanım. Şiir benim hayatımda her zaman. Meslek hayatıma da girdi. Neyse. Öğrencilerimle derslerimi işlerken şiirlerle işledim. Oh. Bir tarih dersini anlatırken tarihimizi şiirlerle işledim. Çok güzel. İlkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimin okumayı yazmayı öğrendiği andan itibaren onlara şiir yazma becerisini de vermeye çalıştım. Kendini güzel sözcüklerle ifade edebilen bir çocuk hayatta her zaman başarılı olur. Edebiyat. Kendini ifade edebilen, duygularını anlatabilen öğrenciler yetiştirdim. Hatta onların yazmış olduğu şiirleri Gönül Bahçem isimli bir şiir kitabında topladım. Yine kendi yazmış olduğum şiirleri de bazı antolojilerde, gazetelerde, aylık dergilerde halen daha yayınlanmış bulunmaktadır. Harika. Seviyorum şiir yazmayı. Duygulandığım zaman, bir olaydan etkilendiğim zaman yazıyorum. Meral öğretmenim, benim Nurdan Okay hocam, ilkokul öğretmenim. Evet. Yani birçok öğretmenlerimiz oldu. Benim 2 yaşında müzik eğitimim başladığı için ben de öğretmen gırla. Çok. Hem yurt içi hem yurt dışı. Evet, fakat ilkokul öğretmeni çok mühim çünkü ilk öğretiyor. Çok, evet, ben evet. Birinci olamayan şiirimde de jürimize saygım sonsuz, onu dile getirmiştim. Şimdi ben önemli değilim, siz önemlisiniz. Teşekkür ederim. Şiirinizi de merak ediyorum. Okuyacağım inşallah. Küçücük çocukken tabii hep müzik de var, şiir de var. Hep de sınıf başkanıydı, evet. Boyum uzun oldu diye. Okka'nın altına hep ben gider. Sınıf başkanları gider. Tahtaya kimseyi yazmazdım çünkü. Evet. Sen niye yazmıyorsun? Evladım derdi. Ben arkadaşımı karalayamam derdim. O da sen çok sıra dışısın Hazan Cihat dedi. Hep sıra dışı oldum valla. Çok da ödüller oldu. Keşfetti beni. Zaten biz ilkokul öğretmenleri fakat keşfederiz. Meral hocam, evet. Ben bestelediğim, daha sonra bestelediğim, evet, o şiirimi
İlkokul öğretmenime korkudan söyleyemedim. Kendisi bir binbaşı kızıydı da. Çok disiplinliydi yani. Evet. Nurdan Okay önce Deniz İlkokulu'nda onun öğrencileri bilecektir. Müthiş disiplin yani. Askeri disiplinle yetiştik. Hocam tanırım hocam. Evet hocamız, canımız, ciğerimiz. 10 sene başkanım. Selami abi, evet. Nurdan hocamız değil mi? Allah ömür versin. Bir gün ziyarete gidelim hep beraber. Valla gidelim hocam. Gidelim hocam, elini öpelim. Şu şiiri yazdım Selami abi. Lütfen dinleyin. Keşke parmak kaldırıp söyleseydim diyorum. Sevgili öğretmenim, seni çok seviyorum. Söyleyemedim tabii. 40 yıl sonra bana defterimi getirdi, saklamış temiz defterini. 40 yıl sonra bana getirdi. Allah sen cihattan senin ne at olacağını daha önceden zaten biliyordum dedi. Defterimi hediye etti. Ben de ona besteledi o küçük şeyi söyledi. Keşke parmak kaldırıp söyleseydim diyorum. Sevgili öğretmenim, seni çok seviyorum. Ağladı. Ne güzel, ne güzel. Evet. Şimdi sanat tabii hep iç içe. Şiir, müzik hepsi iç içe. Ben de müzikle ilgiliyim aynı zamanda. Müzikle de ilgiliyim. Öğrencilerime okula başladığı andan itibaren müzik de tabii çok önemli. Flüt, mandolin, ork. Eğitimi olmayan evet, müzik eğitimi. Hepsini öğretmeye çalışıyorum öğrencilerime. Türk halkının maalesef evet, maalesef müzik eğitimi yok. Edebiyat eğitimi zayıf. Evet. Başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. Bunu baştan vermeye çalışıyoruz. Kavga, evet, efendim söyleyeyim, çekememezlik, çekememez, haset, o kadar evet, cahillik o kadar az. Artıyor. İnsan kendi dünyasına dönüyor. Evet. Kendini keşfetmeye başlıyor. Konuşacağız Hüseyin dostum, onlar da konuşacağız. Burada birçok kişiyle ben YouTube'a düşürmek istiyorum. Madem medya, bu yozlaşmış medya bizlerden yani, biz de sanal alemini yasaklananlara kadar kullanacağız. Ben öğretmen arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Şimdi öğrencilerimiz test çocuğu. Evet, robot yani çocuklarımız evet, robot. Sürekli bir yarış halinde. Çocuklarımız sosyalleşemiyorlar. Sosyallikten uzaktalar. Ben diyorum ki öğretmen arkadaşlarımıza, yani bilgiyi her zaman öğrenir öğrencilerimiz. Tamam, bilgiyi de vereceğiz. Bu devirde bu çok önemli ama çocuklarımıza resim, müzik, beden eğitimi, şiir yazma, kendini ifade etme, kompozisyon, bunlara da önem verelim derslerimizde. Ben bunu istiyorum. İleride kendine güvenli, daha güzel duygularla, halkıyla barışık bir nesil yetiştiriyoruz. İnşallah. Bencil nesiller yetiştiriyoruz biz şimdi. Öğrencilerimiz gerçekten küçük çocuklar sadece kendi benliklerinde, yani bencil bir nesil yetişiyor. Çevresini koruyan, büyüklerine saygı duyan bir nesil yetiştirmesini istiyorum ben. Onlarla her yönden ilgilensinler, şiir yazdırsınlar, müzik yaptırsınlar. O öyle bir nesil dedikleriniz değil. Evet, dediğiniz evet, şeyler, evet, yani şeyi veriyorsunuz işte, reçeteyi. Onlar olursa öyle bir jenerasyon yedik. Evet. Biz mesela yerli malı haftasıyla büyümüş bir jenerasyon. Ben 58 doğumluyum. Siz benden büyüksünüz, bilirsiniz. Yerli malı kullanmıyoruz ki. Yerli malı, yani yurdun malı değil mi? Herkes onu kullanmalı. Evet. Bize öğretmenlerimiz bunu öğretmiş. Cancı Hanım çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şiirinizi de alabilir miyim öğretmenim? Şimdi lütfen okuyayım. Herkese okuyacaktık ama. Şimdi burada bize okursanız memnun oluruz. Bundan sonra rızık almayacak ama. Öyle mi? Peki o zaman. O zaman yine çekim yapılır. Ona ekleyelim. Kürsüde dinle. Ona ekleyelim. Meral Batur hocamıza çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Sizi tanımakla gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Ben de öyle. Elinizi öpüyorum. İnşallah Facebook'ta ekleriz. Facebook'un zaman tüneline, zaman tüneline o şeye sonsuzluğa veriyoruz. İnşallah. Bulan buluyor. İnşallah. Bizim eserlerimiz gibi. Evet. Sizin emekleriniz gibi. Bulan buluyor. Bulamayan da biz gittikten sonra bir garip öldü diyeler, 40 yıl sonra duyanlar demiş. Selam olsun. Hüseyin Kösali dostumuz da ödül aldı bizim derneğimize. Üye kendisi. Biraz kısacık tanıyalım. Kafkasya'dan geldi. Evet, onu söylemiştim. Serhat Kars'ın Anadolu'nun ilk genç kapsın. Çobanlık değneğimi elimden bıraktım. Elime kalem tutturup ta beni
kendilerine şiir yazdırma seviyesine getiren hocalarımın hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür. Rabbim hepsine uzun ömürler versin, ilimlerini artırsın. Harf hecesizle bilinir, sizle doğruluk görülür, size kul köle olunur. Gıpta size öğretmenim diyor. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Hasan Hocam.